Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli meclis üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyelerim ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın kıymetli çalışanları ve aileleri. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın MTSU Kamp'ta etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl içerisinde hep birlikte birçok güzel iş ve projeye imza attık. 129 yıllık geleneği güçlendirerek yürüten sevgili çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu organizasyonla başarılarımızı taçlandırmak istiyoruz. Hepinize bu organizasyon boyunca iyi eğlenceler diliyorum. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şerafettin Aşut'u sahneye davet ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın çok değerli çalışanları, onların eşleri ve çocukları, değerli Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ailesi, hepinizi sevgi ve saygıyla sizleri kucaklıyorum. Değerli arkadaşlarım, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası dedim, ailesi dedim. Çünkü bizler sadece sayısı 60-70 kişi olan siz değerli çalışanlarımızdan oluşmuyoruz. Ailelerimizle, çocuklarımızla birlikte sayımız 2'ye, 3'e katlanıyor. Dahası binlerce üyemiz ve onların aileleri var. Yani biz binlerce kişilik büyük bir aileyiz. Gücümüz de açıkçası buradan gelmektedir. Ben sizlerden hep birlikte çalıştığımız, emek verdiğimiz bu büyük kuruma bu gözle bakmanızı rica ediyorum. Aileler, hanımlar ve beyler bu konuda gerekli desteği zaten veriyorlar. Onlara da ayrı bir teşekkürüm var. Bu gözle bakarak gerçek gücümüzü daha iyi görebiliriz diye düşünüyorum. Nasıl bir kurumun parçası olduğumuzu, hem de öyle sembolik değil, aksine aktif karar veren, uygulayan ve yön veren bir parçası olduğumuzu görürüz. Değerli mesai arkadaşlarım, bizler yönetim kurulu olarak bu görevlere belirli süreler için seçilerek geliyoruz. Görevlerimiz bitince bu görev ve makamları bizden sonra geleceklere layıkıyla bırakmak tek amacımız. Ancak sizler bu büyük kurumun sürekli parçasısınız ve omurgasısınız. Bu da sizin bu kurum için değerinizi ve öneminizi bir kez daha arttırıyor. Biraz geçmişe gitmek istiyorum. Sene 1999. 1999 yılında sizlerle aktif çalışmaya başladım. O yıllarda yine sizlerle bir araya gelip bir konuşma yapmıştım. Hatırlayanlarınız var mı acaba? Bir ellerini kaldırırsa sevinirim. O devirde benimle beraber yönetim kurulu toplantı salonunda bazı çalışmalarda bir iki bir şey söylemiştim. Hatırlarsanız o dönemde ben burada geliriz gelir geçeriz. Bugün biz varız, yarın başkaları olacak. Ama bu makam, bu kurum sizin kurumunuz demiştim. O konuşmam üzerinden yaklaşık 16 yıl geçmiş. Değerli dostlarım, ekibin niteliği söz konusu olduğunda ben kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası gibi gerek yönetim kurulu gerekse çalışanları anlamında eğitim düzeyi, vasıfları, görgü ve kültürü gerçekten yüksek bir ekiple çalışmayı Allah bana nasip etti o günlerden bugünlere. Yaptığımız her projede, odamızın gösterdiği her başarıda bu kalitenin etkisini gördük. Burada tek tek sayamayacağım kadar başarıları Mersin'e kazandırdık. Tüm departmanlarımız özveriyle, bilgi ve tecrübeleriyle Mersin'de fark yarattı. Sadece Mersin değil, Türkiye'de de fark yarattığımız birçok projemiz oldu. Odamızı bugünlere getiren önemli bir etkendir bunlar. Ben her birinize bu anlamda teker teker teşekkür ediyorum.
Ancak değişen dünyada, artan rekabette, değişen dünya ekonomisine uyum sağlamak için, hatta uyumun da ötesinde öncü olabilmek için bu vasıflarımızı daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda söz konusu eğitim olduğunda çalışanlarımızın eğitimlerinden hiçbir zaman yönetim kurulu ve meclis olarak desteğimizi eksik etmedik. Bugün verilecek olan eğitimleri sadece çalışanlarımız değil, ben ve yönetim kurulumuz da alacağını özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü hepimizin eğitime ihtiyacı var. Dikensiz gül bahçesi yok. Elbette kişi ve kurum olarak hepimizin eksikleri var. Bu anlamda hepimiz çözümün bir parçası olmamız gerekiyor. Bu kurumu daha kaliteli, çalışanlarıyla daha mutlu, hizmet alan üyelerimizin daha mutlu ve huzurlu, kurumsallaşmış bir yer haline getirmek sadece yönetim kurulu olarak bizlerin değil, aslında çalışanlarımız olarak sizlerin bu sürecin daha çok parçası olmasıyla mümkün olduğunu iyi biliyor ve bunu da destekliyoruz. İşte bu eğitimlerden en büyük beklentim de budur. Sorunları çok en iyi bilen sizlersiniz. En etkin çözümlerin de yine sizden geleceğine eminim. Gelin bu iki gün hem biraz eğlenelim, biraz daha birlikte zaman geçirelim. Hem de bu kurumu, yani ailemizin ve yuvamız gibi gördüğümüz, en çok zamanımızı geçirdiğimiz, emek verdiğimiz bu kurumu nasıl daha ileriye taşırız, bunu konuşalım. Ben güzel, keyifli, verimli bir hafta sonu diliyorum. Katıldığınız için hepinize, özellikle bizleri onurlandıran ve bize güç veren değerli ailelerimize, bu farklı eğitimi bizlere sunan Edimax eğitim ve danışmanlığa ve değerli eğitmenlerine, bu vizyonu gösteren ve eğitim konusunda bana her zaman destek veren değerli yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tavlayı bölüyorum ama herkes şuraya bir selam verebilir mi kameraya? Hakem olarak. Attım düşeş. Sabah bir çağda. Vakıf abi gücün emeklilere mi yatıyor? Söyledim biz bir anda bütün şeyi. Anlıyor musun? Sabahlarla gidiyoruz. Bu da durum ne? Yani ikisini açacağız sonra. Kaç? Kaçtı mı daha? Ha. Vakıf gösteriyor. Masumuzdan belli olsun. Masumuzdan 2-0. Niye ya? 2-0. Ayıp sana ya. Ayıp sana ya. Ya aslında ya. Beni bekle, ben seninle oynayacağım. Ben oynamayacağım ama ya. Niye? Ha, galibiyeti garanti. Tabii canım, amacım o bari. İlk turda insan kayak kırıklığı, ilk turda elendi demesinler bari ya. Bir sıra çıkabiliyorsan. Adam tehlikeli, güzel oynuyor. Bir safra aldı. Burada tehlike var. Vazif abi. Emekli memekli dedin, arada bizi kütürdetecek. Pot bir şey. Ya onu yapmasaydın iyiydi. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sen olmadı ya. Vurur. Beş vurur da çok tehlikeli bir durum. İkisi yerde açtım orada. Ben geliyorum gibi şey yapayım. İkinci kazanan da Cüneyt Bey. Ben el oynarım diye ben böyle. Ama olmadı, oyunu karşılamaya verdim. Yani yazdığı bir şey yok. Mahallenleri fazla çekmiyorlar. Emin değil. İbrahim Bey, öyle konuştura konuştura kaybettireceksiniz oyunu. Cicik lazım olan güzel yere. Ne oldu? Bir dakika, ben almadım. İnşallah kaçak yerimiz sen? 4 yıl oynadın. 4. Bence gel burayı sevdim. Gel. Orada saydı. Bak. Aile fazlası. Pazartesi günü. İkisinden biri görmediniz. Ya bilmiyorsan ona sen ne yaptın diye. Bak,
Sıradaki. Sıradaki. İbrahim Bey. Başkan. Sana ne? Beş. Beş. Ne yapacağım? Bir tane ne yapacağım? Sonraki çok önemli mi? Çok önemli değil bence. Oraya sonucu yazmayalım. Oraya sonucu yazmayalım. Tamam. Oraya sonucu yazmayalım. Yani, önemli olan. Gerek yok bir de şeylere yani. Ben bunlar yerim. Evet, başka oynamayan kim kaldı? Oynamayan bu kaldı mı? Karşına kim oynadı? Gelin o zaman masa başardı. Kim yendi? Galip Kürt Bey. Yenmiş, yenilmiş gibi onlara başlamıyor. Sen de, ben şimdi de satranç oynuyormuş gibisiniz ya. Oyun ne zaman da devam ediyor? Masada hiç ses yok. Sanki o Rus Kasparov gibi düşünüyor. Kasparov gibi. Allah! Bunlara bir şeyler söyleyin. Çay kahve falan dedin ki mümkünse gelmiyor ama ne yapalım? Yok mu arkadaşlar? Fatih Bey daha birinci oyunda lan lütfen yani. Çok kırıcı. Çok kırıcısın. Böyle oyun oynanmaz. Öyle bir yaklaşık. Herkes için telefonu. Ya bari odasını kırmasın diye. Bir şey kazandı. Cüneyt'le sizleştiriyoruz. Cüneyt'i Cüneyt nasıl oynuyor? İyi mi? Güzel gelir. Hemen kaç kaç bin sen. 5000 yermiş. Ya hiç sen de ekstort yazmıyor. Yenebilirsin. Yenebilirsin. Evet, hala tüm 5. Biz çok hızlıyız. Ben hakim. Sen öleceksin mi? Sen hakikaten sen yerin oynuyor işte. Herkes neyle eşleştik. Olmaz mı eşleştik birinci? Tebrikler. Birisini alın. Evet. Nurgül'e şey alalım oraya. Ulan böyle çalışıyor. Alef harcası bitmiyor mu doğru? Zaten korkmazlar sonra orası bir tane çok içine turnuva devam edecek. Şöyle yazalım size. Evet yazalım. Vallahi emeklerim. Ben de üzüldüm abla. Gençlerin de emeklerini oynama. 2-1 abi. Geldiniz mi? Ben de onu düşünerek ben dedim biraz sonra. Gün. Kalkarsan gelirsin söyleyin. Gerek içeri düşürürüz. Arabaya park edersin. İçeri düşürürüz. Peki. Arabada kalkarsan. Ben alırım ben. Ben tavla oynuyorum çünkü. Gel. Ha. Okan. Vallahi iyice. Allah'ın izniyle. Ben atacağım. Hep atıyor. Hep atıyor. Bir kere şurada açıp bırakın. Ne lazım? Ne lazım? Ne lazım? Ne lazım? Ne lazım? Ne lazım?
İddia oranları açık var. Açıklıyoruz. İbrahim Bey. Daha olsa oynuyor mu? Çekişmeyi masa bırakalım. Tamam, hiç sarı geliyor. Tamam, bulamıyorum. Öyle çekişler mi? Tamam, burada bunu karşıya değecek. Karşıya değmeden zaten yanmadım. Şok, gel kapıyı. Ben geleceğim gördüğüm için yere düştü anda. Değişik ya. Şöyle pozumu vereyim ben, kabulleneyim bunu. İki oyunu yapalım mı? Bence skor sonucunun Meteo kampta hashtag ile de paylaşın öbürünü. Tabii tabii. Dünya hali böyle yapabilirim. Ya bir yere kadar ama yani bu eziyet. Ya o dilek geldiğinde ben güzel geliyordum ya. Dur bir yıldır ben de bir başa. Sizleri sadece birkaç dakikanızı evinizden alıkoyacağım ama hepimiz var. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli meclis üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın kıymetli çalışanları ve aileleri. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın MTSO Kampta etkinliğinin akşam yemeğine hepiniz hoş geldiniz. En büyük işler büyük hayal sahibi insanlarla başarılmıştır diyor Rasul. Etkinliğimizin bu bölümünde büyük hayalleriyle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı bugünlere getirmiş ve bu yıl içerisinde emekli olmuş çalışma arkadaşlarımıza vefamızı hep birlikte iletelim istiyoruz. Şimdi sırayla kendileri sahneye davet edeceğim. Sayın Ömer Muku. Bu kadar yıldan sonra hazırlık yapalım dedik yani. Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyelerim, çok sevgili mesai arkadaşlarım ve tabii ki ailem. 1984 yılından başlayan 31 yıllık tarihi 31 yıllık çalışma hayatımızda ticaret odasında başladım. 31 Temmuz itibariyle de tarihi itibariyle tamamlamış bulunuyorum. Yıllar su gibi akıyor. Dönüp arkamıza baktığımızda sizlerle beraber olduğum günlerden hep güzel şeyler hatırlıyorum. Zor günlerde el ele vermenin hazzını kalbimin derinliklerinde hissediyorum. Şairin dediği gibi, evet zor günlerdi. Geldi geçti. Ama yüreğimi deldi geçti. Şimdi taze umutlarla yeni bir başlangıca doğru yol alıyorum. İnsan hayatı acısıyla tatlısıyla geçip gidiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar kah büyük bir sevincin yarattığı mutluluk rüzgarları dalgalandırıyor yüreğimizi. Kah gönlümüzde kopan fırtınalar yatıyor. Sevdiğiniz
için üzülüyorsunuz, sevdiğiniz için seviliyorsunuz. Her acı tecrübede, insafsız bir kamçının sırtınıza her işinde, bütün bunların sevginin bedeli olduğunu düşünürseniz rahatlayıp hafiflersiniz. Öyle ya, ananızı, babanızı, evladınızı, memleketinizi, mesleğinizi sevmezseniz, hayat sizin için bir şey ifade etmezse. Sevgili arkadaşlarım, bu bir veda konuşması gibi oldu. Artık aranızdan ayrıldık. Başı dik, vicdanı hür olarak, gün ona harman olan, her gece iki gündüz arasındadır. Kimler geldi, kimler geçti bu makamlardan? Her sabah dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir günün başlangıcıdır. Değerli arkadaşlarım, hiç arz etmemiş olmama rağmen, farkında olmadan aranızdan bazı arkadaşlarımı rencide etmiş, kırmış, üzmüş, öfkelenmiş veya öfkelendirmiş olabilirim. Bu yüzden hepinizle helalleşmek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben de hakkımı hem size hem de tüm oda yönetim ve personeline helal ediyorum. Umuyorum ki bir veda konuşması yeni bir hayatın kapısını aralıyor. Bu yüzden gözlerimde yaşlar değil, umut ışıkları var. Biliyorum ki bir gün bir başka yerlerde mutlaka buluşacağız. Bütün çalışma arkadaşlarıma, beni 31 yıl boyunca yalnız bırakmadıkları, her karşılaşmada sevgi, saygı, yakınlıklarını eksik etmedikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatımızda el ele yolumuza devam edeceğinizi umuyorum. Her zaman hastalığımızda ziyaret eden, her doğum günümde, evlilik yıl dönümlerinde, bizim bile unuttuğumuz bir zamanda bir telefonla hatırlatan değerli başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Sözlerimin sonunda bu 30 yıllık görev süresi içerisinde bizden desteklerini esirgemeyen tüm oda yönetimimize, meclis üyelerimize, büyüklerime, çalışma arkadaşlarıma bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Beraber çalıştığım servis arkadaşlarıma bana katlandıkları ve kırmadıkları için teşekkür ediyorum. Benden sonra görevi devralacak olan arkadaşlarımın bayrağı daha yükseklere taşımalarını, sevgi, saygı, huzur içinde yarışmalarını diliyorum. İyi duygular içinde hepinize tekrar hürmetlerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Hakan Sefa Çakır'ı sahneye davet ediyorum. Ömer abi benden daha iyi şeyler söyledi. Bana söz kalmadı.
her şey için çok çok teşekkür ederim. Dersiz diğer arkadaşlarımıza inşallah. Bugünün anısı olarak kendisine plaketini takdim etmek üzere Genel Sekreterimiz Sayın Abdülkadir Döle'yi sahneye davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum önce. Çok değerli meclis üyelerimiz, yönetim kurulu ve çok değerli başkanım, kıymetli mesai arkadaşlarım. Hepiniz bu gecemize hoş geldiniz. Efendim ben uzun hazırlanmadım, çalışmadığım için. Ömer Bey çok iyi hazırlanmış, çalıştığı için veda konuşmasına. Ömer abimizin, kardeşimizin görüşlerine katılıyorum aynı. bir süredir MTSO ailesine, ailesinde çalışmış bulunmaktayım. Şu anda ama veda etmiş durumdayız. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ve kötü günlerimiz hep birlikte geçti. Yani kimseyi kırdığımı hatırlamıyorum ama kırdıklarım da varsa hakkını helal etsin. Ben de herkese hakkımı helal ediyorum. Helal olsun ya. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a da şükürler olsun. Beni bugünlere, emeklilik gününe ulaştırdı. Ve bu yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize bu geceyi düzenlediği için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Amin. Kendisine plaketini takdim etmek üzere Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Ezgi Biçer Uçar'ı sahneye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu günümüzde ben de ticaret odasında 27 sene vermişim. İyisiyle kötüsüyle günlerimiz geçti. Ama gerçekten 27 sene boyunca ticaret odasına yani hiç kocunmadım. Her zaman severek gittim. Öyle pazartesi sendromları falan yaşamamıştım. Severek gittim. 27 sene geçti. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun.
etiketini takdim etmek üzere Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Yusuf Yeni sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Onların aracılığıyla sizlerle tanışma fırsatını bulmuş oldum. Çok keyifli bir akşam. Ben de eşim ve oğlumla buradayım. Hem sizlerle gündüz paylaşımda bulunuyoruz. O kıymetli vakitlerinizi alıyoruz ama umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Yarın da devam edeceğiz. Böylesine kurumsallaşmış, çalışanlarının aile ve çocuklarıyla bütünleşmeyi ilke edinmiş bir kurumu. O kurumda eğitim vermekten dolayı mutluyum. İnanın biz eğitimciler olarak dışarıda çok kurum görüyoruz. Kurumsallaştığına inanmış olduklarını söyleyen insanlarla bir araya geliyoruz. Ama gerçekten bugün bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kurumda, kurum içerisinde insanlar arasında zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Zaman zaman o süreçte zor anlar yaşanabilir. Ama önemli olan bütün bir pencereden baktığınızda resmi bir bütün olarak bakabilmektir. Bu anlamda ben başta Şerafet Naşut Başkanıma, yönetim kurulunun üyelerine ve bugünün gerçekleşmesini sağlayan, emek harcayan insan kaynakları personeline hepinizin huzuruna teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Afiyet olsun. Kendisine bugünün anısı olarak vereceğimiz plaketi takdim etmek üzere meclis üyemiz Sayın Ayhan Kazatan'ı sahneye davet ediyorum.
arkadaşlarım adına da bir teşekkür iletmek istiyorum. Dans eğitmenimiz Sayın Oleg Miloshevski'yi sahneye davet ediyorum. Kendisine plaketini hediyesini takdim etmek üzere başkan danışmanımız Sayın Orhan Çapan'ı sahneye davet ediyorum. Gel 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 yalma gel, aman gel gelmesin, aman gel gelmesin.